çokgenler videomuzun altıgen, düzgün altıgen kısmını işleyeceğiz bugün. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım çalışmalarınız hiç durmadan, duraksız bir şekilde, güzel bir şekilde devam ediyordur. Güzel, okula döndüğümüz zaman bunların her birini yalamış, yutmuş bir şekilde sizi bekliyor olacağım. Bugün altıgen işleyeceğiz. Altıgen aslında çok basit bir konu. Ama çok fazla 30-60-90 üçgenini bunun içerisinde göreceğiz. Bir önceki derslerimde defalarca uyardım sizi. Üçgenlere mutlaka bakın dedim. Yine de dersin başında bir hatırlarız. Ama umuyorum ki hepiniz artık el alışkanlığıyla 30-60-90 üçgenin özelliklerini yazabiliyor durumdasınızdır. Şimdi dörtgenlerin en başında çokgenlerin iç açılarının toplamının iç açıları değil, dış açılarının toplamının 360 derece olduğunu konuşmuştuk. Bir dış açısını bulmayı öğrenmiştik. Bir dış açısı 60 dereceydi. Bir iç açısını bulmayı öğrenmiştik. 120 derece olduğunu biliyorduk. Şimdi burada karşımıza çıkacak şeylerden bir tanesi şu olacak. Bak, köşegenlerini uzatacak birbirlerine. Köşegenler kesişince hani buralarda üçgenler oluşacak ya. Bu bölgede 6 tane eş üçgen olacak ve sizin bu üçgenleriniz eşkenar üçgen olacak. Eşkenar üçgenin özelliği neydi? Bir iç açısı 60 derece ve bütün kenarları birbirlerine eşit olan üçgenlerdi. Dersin başında hemen 30-60-90 üçgeni demiştik. 30-60-90 üçgeninde hemen bir konuşalım. Neydi diye unutmayalım. Bir yerlerine mutlaka yazın. Şimdi bu açısı 90, bu açısı 30, şu açısı da 60 derece olan bir üçgenimiz olsun bizim. Özellikler şöyle gidiyor. Eğer 30'un karşısında 1 varsa 90'ın karşısında 30'un karşısındakinin 2 katı oluyordu. 2. 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katı oluyordu. Burada 1 vardı. 1'i kök 3 ile çarparsam kök 3 üçgeni olacak. Unutmayın, mutlaka kullanacağız. Ve hemen böyle hızlı yazacağım. Kaçırmayın hiçbir şeyi. Bunu bilmediğiniz için. Şimdi gelmiş burada bak 30-60-90 üçgenlerini gösteriyor. Beşgende de benzer şeyleri yapmıştık. Açıları yerleştirebildiğinize inanıyorum artık. Nasıl yerleştirebildiğinizi düşündüğünüzü. Şimdi E'den D'ye bir köşegen uzattım ben. Altıgenin bir iç açısı 120 dereceydi. Üçgenin, bak burada bir tane üçgen oluştu. Üçgenin iç açılarının toplamı 180. Burası 120 ise bu iki açı kenara 60 derece kaldı toplamda. Burası ikizkenar üçgen. O zaman buraya 30 derece, buraya da 30 derece kaldı. Oldu bitti. Sonra bir de üzerine gelmiş başka da şeyler yapmış. Ekledikçe eklemiş. Bu sefer F'den G'ye bir tane köşegen uzatmış. F'den G'ye eğer köşegen uzatırsanız arkadaşlar F açısını aynı zamanda C açısını iki eşit parçaya bölersiniz. Çokgenin iç açısı 120 dereceydi. Burayı iki eşit parçaya bölersem 60'a 60 olur. 60 var, 30 var. O zaman buraya kaç derece geldi? 90 derece. Hani diyorum ya 30-60-90 üçgeni kullanacağız. Al işte sana 30-60-90 üçgeni. Kullanacağımız bir üçgen daha var. Onu da hemen şuraya bir çizelim. O da 120-120-30 üçgeni. Güzel olmadı ama idare edin. Burası 30 derece, burası da 30 derece. Şimdi eğer 30'ların karşısı 1 ise 120-30-30 üçgeninde 120'nin karşısı kök 3 katıdır. Yani burası ne olacak? Kök 3 olacak. Unutmayın. Bak burada 30-60-90 üçgeni, burada 120-30-30 üçgeni vardı. Bunlar çok sık kullanacağımız şeylerden bir tanesi. Şimdi bir de altıgende çok sık kullanacağımız şeylerden bir tanesi de şu köşegen. İki tane köşegeni var. İki köşegeni isimlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi kısa köşegen, diğeri uzun köşegen. Kısa köşegen A'dan E'yi birleştirdiğimiz, biraz önce yaptığımız olay. Uzun köşegen çapraz en uç noktadan bak D'ye gideceğim. Gördün mü? Çapraz en uzağındaki yere gittim. En yakınındakine gitmiyorum yani. Şimdi kısa köşegende biraz önce konuştuk. Şuradaki üçgeni hatırlayın. Yukarıda yaptık. Nasıl bir üçgende? 120. Buraya 30 derece, buraya da 30 derece kalıyordu. 120-30-30 üçgenin özelliği şuydu. Şu kenarın kök 3 katıydı. O zaman sizin kısa köşegeniniz kenarınızın, altıgenin bir kenarının kök 3 katıdır. Diyelim ki burası 2 ise eğer kısa köşegen nedir diye sorarsa hemen diyeceğim ki 2 kök 3'tür. Şimdi geldim uzun köşegen. Uzun köşegen neydi? bu uçtan diğer ucaydı. Uzun köşegeninizde bir kenarınızın 2 katıdır. Eğer kenarım 2 ise uzun köşegenim 2 katı olacaktı. Yani kaç olacakmış? 4 olacakmış. Devam edelim bakalım. Şimdi bize bir altıgen vermiş. Demiş ki AB 4. Bakalım AB neresi? AB altıgenin bir tane kenarı. Güzel. Bir tane kenarını vermiş bize. Altıgenin kısa köşegeni. Kısa köşegenini biliyorum hemen. Kısa köşegeni neydi? Bir yerden bir yere uzattım. Mesela şuradan şuraya uzattım. Burası 120. Burası 4. 30'a 30 paylaştı. Kısa köşegenim kaç oldu? 120. 30, 30 üçgeninden 4 kök 3 oldu. 4 kök 3. Yazdım hemen buraya. Çarpı. Altıgenin uzun köşegeninin çarpımını bul demiş. Uzun köşegenini de bulalım şimdi. Uzun köşegen neydi? Bir kenarın 2 katı kadardı. Bir kenarın 4, 2 katını alırsan 8. Bu ikisini çarp demiş. 4 ile 8'i çarptım. 32 kök 3. O zaman kısa köşegeni ile uzun köşegenlerin çarpımı 32 kök 3. Uzun köşegeni çok sık kullanıyoruz bu arada. Haberiniz olsun. Şimdi EK ile EK, bak burada çizmeyeyim ne olur ne olmaz. KB'nin çarpımı nedir diye sormuş. Olay açı yerleştirmekten geliyor. Ya 30-60-90, 120-30-30 üçgeni ya da 60-60 eşkenar üçgenlerinden bir tanesi gelecek kesin. O zaman hemen açı yerleştirmeye başlayayım. Şurası bir ikizkenar üçgen. Şuradan K'dan, A'dan C'ye uzatınca bir köşegeni. Şurada bir ikizkenar üçgen oldu. Burası 6. O zaman şurası bir kere kesinlikle kaç dereceydi? 30 dereceydi. Bak B'den E'ye uzun köşegeni uzatmış. O zaman burayı neye yapacak? 2 eşit parçaya ayıracak şu iç açıyı. Bu iç açı 120 idi. 2 eşit parçaya ayırırsa o zaman burası kaç olacak? 60 olacak. 30, 60. Buraya kaç kaldı? 90. 30, 60, 90 üçgenini kullanacağız. Neydi 30, 60, 90'ın üçgenini? Özelliği hemen bir kere daha hatırlatalım. Hemen çizelim buraya. Şurası 30, burası 60 derece ise. 30'un karşısında 1 varsa 60'ın karşısında 2, 60'ın karşısı o zaman 30'un karşısının kök 3 katı olacaktı. Şimdi bakıyorum 90'ın karşısında kaç var? 6. Bir şeyi 2 ile çarpmış. Çünkü 90'ın karşısı 2 kattı. Kimi çarpmış? 3. O zaman 30'un karşısında aslında kaç varmış? 3. Bu senin için yeter. Başka hiçbir şey bulmana gerek yok. Çünkü E'den B'ye uzattığı şey uzun köşegen. Uzun köşegen neydi? Bir kenarın 2 katıydı. Yani EB dediğim sayı doğru aslında 6'nın 2 katından 12. Bak KB'yi buldum. KB'yi kaç buldum? 3 buldum. 3 çarpı. Şimdi EK'ye bulmam lazım. EB'nin tamamı 12. Buraya 3 kaldıysa EK'ye kaç kaldı? 9. Bu ikisinin çarpımını sormuş. Bu ikisini çarparsam kaç gelir o zaman? 27 gelir. Yine köşegenlerle ilgili bir soru daha. Kenar var. Neler var diye bakıyorum. Neyi kullanacağım acaba bilmiyorum ya. Neyi kullanacağım diye bakayım. Kenar var. Uzun köşegen var. Bir de kısa köşegen var. Kimle kim bağlantılı? Uzun köşegenle kenar bağlantılı. İkisine de X cinsinden vermiş. Bu şimdilik benim için Y. İkinci bilinmeyene girmeyeyim. Uzun köşegen kenarın 2 katıydı. O zaman X artı 4'ü 2 ile çarparsam kime bulacağım? Uzun köşegeni yani 3x eksi 2'yi bulacağım. Hop dağıttım içeriye. 2 ile x'i çarptım 2x. 2 ile 4'ü çarptım 8. Eşittir 3x eksi 2'ye. Eksi 2'yi karşıya gönderdim 10. Bir tane x'e eşit. Bir kenarı buldum. Altıgenin bir tane kenarı pardon x'i bulmuşum daha. Kenarı kaçtı? X artı 4'te. X'i 10 buldum. 4 daha 14. O zaman altıgenin bir tane kenarı 14. Kısa köşegen bir kenarın kaç katıydı? Kök 3 katıydı. Neden? 120-30-30 üçgeninden dolayı. O zaman Y dediğim kenarın kök 3 katı yani 14 kök 3. Hem altıgen var hem beşgen var. Oh ne güzel. Her şeyi birleştirmiş. Birleştirsin. Çok da büyük sorun değil. Ben nasıl olsa açı yerleştirmeyi biliyorum. Şimdi hatırlayalım hemen. Beşgenin bir iç açısı kaçtı? 108 derece. Yazdım buraya 108. Şu köşegeni çizince şu üçgen ikizkenar üçgen oluyordu. Bu yüzden yapıyordu bunu. Bak burası ikizkenar. 180'den 108 çıkartırsam eğer 72. 2'ye eşit parçaya böleceğim. O zaman buraya kaç derece kaldı? 36 derece kaldı. Hiç soruyu ne okumadan bile bak başladık çözmeye. Neyi soruyormuş bize bakalım. ACG'yi soruyor. ACG'nin minik bir parçasını buldum 36. Şimdi sıra diğer parçasını bulmakta. Bir de diğer parçasını bulalım. Burası bir altıgen. Altıgende bir tane köşegen çizince burada bir ikizkenar üçgen yaratıyordu. Bir iç açısı 120 idi. Geriye kaldı 60. O 60 dereceyi buraya iki eşit parçaya ayıracak 30'a 30 diye. Tamam, bunu da yazdım. Şimdi bak CH açısı aslında altıgenin bir iç açısı. 120 derece olmalı. 30'unu burası aldıysa buraya kaç derece kalmış? 90. O zaman bana sordu ACG açısı 36 artı 90 derece olacak. Buradan kaç gelir o zaman burası? 126 gelecek. Bu kadar. Umarım anlamadığınız bir şey yoktur. Şu an siz olmadığınız için anlayıp anlamama, hızlı gidip gitmediğim konusunda birazcık emin olamıyorum ama konuşuruz videolardan sonra. Yavaş olun hocam derseniz birazcık daha yavaş çözerim. Kare vermiş, düzgün altıgen vermiş. Bak kare vermiş ya, beşgenle de düşünüyordum aynısını. Diyordum ki kesin bir yere ikizkenar saklamış, kesin demeyelim de olabilir diyelim. İhtimali var, yapacak olabilir. Bir yere ikizkenar üçgen gizlemiş olabilir. Şimdi benden kimi istiyor? DBG'yi istiyor. Şu açıyı istiyor, kalsın. Şimdi karenin bütün kenarları hop birbirlerine eşitti. Bak altıgenin bir tane kenarı çizgi, o zaman bütün kenarları çizgi, çizgi, çizgi. Bak şurada bir tane ikizkenar üçgen saklamış bile. Tamam, o ikizkenar üçgenden hadi gelin yürüyelim. Karenin bir tane kenarı 90. Burası altıgenin iç açısı 120. Şurası 360 derece olmalı. O 360 derece olması gereken yeri göstereyim size. Bak burası 360 derece olmalı aslında. 120'si var. 90'ı var. Bir de diğer açı olacak. Diğer açının ne olduğunu bilmiyorum. 360'a eşit olacak. 120, 90 daha 210. 360'tan 210 çıkartırsam kaç gelir burası? 150. Bak şu minik açı 150'ymiş. Güzel. Orası 150 ise ve burası ikizkenar üçgense. 180'den 150'yi çıkarttım 30. Şu iki açı 30'a eşit şekilde paylaşırsa buraya kaç derece kalır? 15 derece kalır. Böylece bana sorduğu yerin bir parçasını buldum. Şimdi sırada diğerini bulmak var. Diğerine de muhtemelen altıgenin özelliklerini kullanarak. Bak burası altıgen. Köşegen çizmiş. Biliyorum ikizkenar üçgen yaratıyordu. Burayı kaç derece yapıyordu? 30 derece yapıyordu. Buldum diğer açıyı da. Bir 30 var, bir 15 var. İkisini toplarsam böylece kaç yapar? 45 derece yapar. Beşgende de çözdük bunlardan. Hemen görür görmez ne gelecek aklınıza? Bak soruyu okumadım. Sadece iki tane eşitlik vermiş. O iki tane eşitliğe bakarak diyorum ki biri Anya'da, biri Konya'da, böyle çözülmez bu soru. Kimi taşıyacağım? Köşegeni güzel bir yere taşıyacağım. Nasıl taşıyacağım? İkizkenar üçgen olacak şekilde. Çünkü soru bunu çözdürerek, bunu yaptırarak çözdürmeye çalışır. Şu FD'yi burada değil de burada kullanayım. Burası da çift çizgi. Bak burada bir tane ikizkenar üçgen oluştu. Tamam, güzel. Şimdi devam edelim bakalım başka neler yapabiliriz. Şimdi aslında şurası kaç derece? 30 derece. Başka bir şey vermiş mi bize? Vermemiş. Burası 30 derece. Bunu da yazdım. Şurası 30 derece. Bunu da yazdım. Çünkü şurası da ikizkenar üçgen. 180'den pardon, altıgenin bir iç açısı 120 idi. 30, 30, 60. O zaman şuraya kaç derece kaldı? 60. Şuraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Bakalım başka neler yapabiliriz? Şimdi çocuklar şu çizdiğim üçgen ikizkenar üçgen değil mi? İkizkenarın tepesi 30, 60 daha 90. Geriye kaldı 180'den 90 çıkartırsam çünkü şu üçgeni çözmeye çalışıyorum. 90'dan 90 kaldı. 90'ı bu ikisi iki tane eşit parçaya ayıracak. 90'ı 2 eşit parçaya ayırırsam o zaman x'e kaç kalır? 45 derece kalır. Bu kadar. Şimdi devam. Yine 9. sınıf bilgilerimizi kullanacağımız bir soru daha geldi. Önce bir soruyu göstereyim. 9. sınıf bilgisini önce bir göstereyim. Sonra altıgenle birlikte çözeriz. Bir teoremimiz vardı. O da şöyleydi. Şu açımız alfa olsun. Burası A derece, B derece ve C derece olsun. İçerideki bütün açıları topla. Yani A'yı, B'yi, C'yi topla. A artı B artı C'yi toplarsan alfayı buluyordum. 9. sınıf bilgilerinizi hatırlayın. Şimdi gelelim. Burası altıgenin dış açısı. Burası kaç derece? 60. Şurası altıgenin iç açısı. Burası kaç derece? 120. Bak burada biraz önce çizdiğim şekil var. 9. sınıfta öğrendiğimiz. Şu içeridekilerin hepsini toplarsam kimi bulacağım? 120 dereceyi bulacağım. X'i, 36'yı, 60'ı topladım. 120'yi eşitledim. Ben o zaman önce 120'den 60 çıkartırım. 60. 60'dan 36 çıkartacağım bir de. 30 çıkarsaydım 36 daha çıkarttım. O zaman x kaç dereceymiş? 24. Bitti. Ne kadar basit bir soru aslında 9. sınıf bilgilerimizi hatırlarsak. Bak soruyu okumadım. Bilmiyorum, sadece gördüm. Neyi gördüm? Çift çizgileri gördüm. İkisi de birbirinden çok bağımsız yerlerde. Biri Anya'da, biri Konya'da. Muhtemelen bu soru böyle çözülmeyecek. Şu köşeye ne? Başka bir yere taşıyacağım. Öyle bir yere taşıyacağım ki ikizkenar üçgen olacak. Mesela A'dan C'yi birleştirsem alakası yok. Ama F'den B'yi birleştirirsen bak burada bir tane ikizkenar üçgen bulursun. Tamam. Bize başka bir şey vermemiş. Hiçbir şey vermemiş. Elimizdeki bilgilerle çözeceğiz. Şurası kaç derece? 30 derece. Burası da 30 derece. Başka. Burası 30 derece. Burası da 30 derece. Bakalım başka neler yapabiliriz. Şimdi bak. Şuradaki üçgen FBG üçgeni. İkizkenar üçgen. İkizkenar üçgende İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşitti. Çok net görmüyorsunuz. Bir sileyim, güzel bir şekilde yazayım şunu. Hop hop, şuraları silelim. Bir daha çizelim. Bak bunu birleştirdim. Şurası 30 dereceydi. Bunu bir daha yazdım. Bu köşegenle şu birbirlerine eşitti. Şurada bir tane ikizkenar üçgen vardı. Üçgenin iki tane iç açısı kendisine komşu olmayan dış açıya eşitti. O zaman şu ikisini toplayınca 30 oluyormuş. O ikisi de birbirlerine eşit olduğuna göre burası kaç derece aslında? 15 derece. Tamam, bunu da buldum. Burayı da buldum, burası 15 derece. Biraz önce burayı da bulmuştum, 30. Bak F altıgenin iç açısı. Altıgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 120. 120 eşittir. 30 var, 15 var, 30 var. Hepsini toplarsam kaç yapar? 75. Bir de kim var? X var. X'i de yazdım. 120'den 75 çıkartırsam, 120'den 70 çıkartsaydım kaç olurdu? Bunu çıkartamadım işte bak. Neyse şurada çıkartalım. 35 mi olacak ya? 10'dan 5 çıkarttım. 5, 11'den 45. O zaman X dediğim sayı kaça eşitmiş? 45'e eşitmiş. Bitti. Ne kadar güzel. Hadi son bir soru daha çözelim. Daha çözülecek sorularımız var. Kalanını da bir sonraki dersimizde çözeriz ama aynı zamanda bir sonraki dersimizde dörtgenlere de giriş yaparız. Şimdi bakalım neler vermiş. Bu ikisi birbirlerine eşit vermiş yine. Bak biri Anya'da, biri Konya'da. Çok da işe yarar bir şekilde gibi durmuyor. Ben ne yapacağım hemen? Daha güzel bir yere taşıyacağım. Nasıl taşıyacağım? İkizkenar üçgen olacak şekilde yapmaya çalışacağım. Soru muhtemelen öyle çözdürüyordur. Daha soruyu bilmiyorum bile. Şimdi EC köşegenini alayım, orada değil de buradaki köşegende kullanayım. Burası da çift çizgi. Bak burada bir tane ikizkenar üçgen oluştu. Ne güzel bir üçgen oluştu. 70 diye de manasız bir açı vermişti. Artık bizim için anlamlı oldu. Burası 70, burası da 70. 70, gerisini bu tepe açısını bulmama gerek yok. Şurada bir ikizkenar üçgen buluyorduk hep. Hep buraya gidip 30 yazıyorduk. Alışığız artık 30 yazmaya. Bak A aslında altıgenin bir iç açısı. Altıgenin bir iç açısı 120 derece demekti. 120 eşittir. 30, 70 daha 100. artı x'e 100'ü karşıya gönderirsem x dediğim sayı kaça eşit? 20'ye eşit olur. Ne kadar güzel, basit bir şekilde çözdük. İnşallah işlem hatası yapmamışızdır. Bir tane daha çözer miyiz? Şimdi bak, soruya bakıyorum. Kare var. Düzgün altıgen var. Kare görünce hemen aklıma ne geliyor? Diyorum ki bir yere ikizkenar üçgen sıkıştırmış olabilir. Çünkü karenin bütün kenarları birbirlerine eşit. Bir bakalım, bütün çizgilerini, karenin bütün kenarlarının eşit olma olaylarını bir yerleştirelim. Çizgi, 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 çizgi. Şunu düzgün yapalım. Şimdi altıgenin bir tane kenarı çizgi, o zaman altıgenin bütün kenarları çizgi. Gerisini yazmama bile gerek yok. Çünkü bak, burada bir tane ikizkenar üçgen geldi. Bak burada, gördün mü? Şimdi bunu kullanalım. Şimdi normalde F açısı 120 derece altıgen olduğu için şu kare 90 derecesini aldı. İçeriye bir tane 30 derece bıraktı. 120'den 90 çıkartırsam 30. Kırmızıyla çizdiğim üçgenin iç açıları toplamı 180 olmalı. 30'unu bu almış, geriye kaldı 150. Kalan 150'yi bunlar eşit şekilde paylaşacaklar çünkü ikizkenar. 150'yi 2'ye böldüm, kaç yaptı? 75. E açısı altıgenin iç açısı. 75 ile x'i toplarsam eğer altıgenin bir iç açısını, yani kimi bulurum? 120'yi bulurum. 120'den 75'i çıkartırsam, biraz önce 45 bulmuştum. İnşallah yanlış bulmamışımdır. Yoksa yine yanlış buldum. O zaman cevabı kaç olur? 45 olur. Altıgen soruları gördüğünüz gibi üçgenlerle, karelerle, karelerin ikizkenarlıklarıyla çok benzer. Çok kullanıyoruz bunları. Üçgenleri çalışmayı unutmayın. Altıgenden güzel çalışın. Ödevlerinizi güzel yapın. Ben yapabileceğinize inanıyorum. Umarım bu zorunları verimli bir şekilde kullanıyorsunuzdur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.